Şimdi bugünlerde Türkiye dünyada ne kadar kötü listeler varsa onlara yazılıyor. Mesela kara parada gri listeye alındık. Şimdi de atletizmde utanç listesine alındık. Manipülasyon yapan ülke olarak hangi ülkelerle beraber? Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Kırgızistan, Özbekistan. Türkiye bu listede yer aldı. Ne oldu da bu yer aldı? Tokyo Olimpiyatları vardı biliyorsunuz 2021 yılında. Bu olimpiyatlara atletizmde fazladan sporcu götürebilmek için, Türkiye'nin başarısını daha fazla gösterebilmek için Erzurum'daki yarışmalarda manipülasyon yapıldı. Nasıl oldu bu iş? Ukrayna ile 4x400 yarışında Ukrayna'nın birinci, Türkiye'nin ikinci olduğu bir yarış oldu. Ancak Türkiye'nin derecesi o branşta sporcu götürmeye yetmiyordu. Manipüle edildi. 3-14 ile derece daha iyileştirilerek katılma hakkını elde edecek bir pozisyon sağlandı. Ancak tabii Ukrayna birinci olduğu için onun derecesini bizden daha iyi olması lazım. Bu da 3-14'ten daha iyi bir derece gösterildi Ukrayna. Fakat yarışmaya katılan Ukrayna B takımıydı. Ve o derece Ukrayna A takımının ve Ukrayna rekorunun üstüne çıkınca Ukraynalı gazeteci bunu fark etti. Ya bu nasıl olur dedi. Bunun üzerine bizim atletizm MYK üyemiz Necati Çeteci. Bizde de namuslu insanlar var. Bu nasıl olur diye gitti foto finişi inceledi. Foto finişteki fotoğraflar bunun doğru olmadığını, manipüle edildiğini ortaya koydu. Ve gururuna yediremeyerek MYK'den istifa etti. Sen misin istifa eden, bu işi ortaya koyan? Ona soruşturma açıp 2 yıl ceza verdi bu atletizm federasyonu. Fakat tabii Dünya Atletizm Birliği bu işi gördüğü için Türkiye'yi bu yarışmaya almadı. Burada eledi. Ve bu utanç listesine dahil etti. Utanç listesine dahil eden ülkeler kendileri gereğini yapmazsa Atletizm Dünya Birliği yapıyor. Şimdi Arnavutluğu federasyonunu görevden aldı. Bizimkiler ne yapıyor? Hiçbir şey. Şu ana kadar bu Spor Bakanı Kasapoğlu bu rezaletle ilgili Atletizm Federasyonu'na en ufak bir soruşturma başlatmadı. Hiçbir şey yapmadı. Şimdi onlar yapacak. Türkiye daha kötü bir duruma düşecek. Uluslararası alanda itibar kaybetmemize neden oluyor bu Kasapoğlu. Şimdi bakın, daha önceden Suat Kılıç spor bakanı iken benzer bir durum olmuştu. Hemen Atletizm Federasyonu Başkanı'nı Suat Kılıç görevden almıştı. Ben şimdi buradan soruyorum. Kasapoğlu, senin şu andaki Atletizm Federasyonu Başkanı'yla ne bağlantın var? Aranızda ne ilişkiler var? Bu federasyonu görevden almak için daha ne bekliyorsun? Buradaki İlişkiler ağ nedir? Bu federasyon başkanını ve yönetimini arkadan kimler destekliyor? Bunu Kasapoğlu'nu açıklamaya davet ediyorum. Büyük Atatürk ne demişti? Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim. Bu spor bakanı, bu emanete de, bu spor kurumunun bakanı olmaya da yakışmıyor. Bu haliyle yakışmıyor. Çünkü bu şekilde bir Türk sporunu veya gençliği daha yukarıya taşımak için görev yapmıyor. Para aktardığı yandaş cemaat, vakıf ve kurumlara para aktarmak için kasiyerlik yapıyor, taksimat yapıyor. Başka bir düşüncesi yok. Türk sporunu veya gençliğini büyütmek için değil, o vakıf, cemaat ve o kurumları büyütmek için görev yapıyor. O yüzden derhal kendisi de görevden istifa etmelidir. Ve o zamana kadar da bu federasyon başkanını Uluslararası Atletizm Birliği görevden alana kadar bizim görevden alıp kendi gangren olmuş uzvumuzu kendimizin koparıp vücudumuzdan atması lazım. Yoksa bu iş daha kötü yerlere varacak. Bu rezaleti de 100 yıllık Türkiye atletizme yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Türkiye şu anda Atletizm Federasyonu aynı Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt, 2023 yılında kuruldu. Bu atletizmin Türkiye'nin 100 yıllık güzel geçmişine bu lekeyi bırakmaya kimsenin, spor bakanı da olsa, hakkı yok. Derhal gereken yapılmalıdır. Bakalım. Tabii ki uluslararası müsabakalardan da men edebilir. Bunun çok örnekleri var. Önce federasyon başkanını görevden alacak, sonra da men edecek. Daha sonraki süreçler onlar olacak. Bunu yaşatmaya hakkınız var mı ya? Sizin onlarla kişisel ilişkileriniz veya parasal ilişkileriniz Türkiye'yi bu şekilde uluslararası alanda itibar kaybettirmeye hakkınız var mı ya? Niye şimdiye kadar bir soruşturma yapmadınız? İşte gönderdiğiniz sonuçlar karşı taraftan kabul edilmedi. Tokyo Olimpiyatı'ndan alınmadınız. Bu da zaten Bakan Kasapoğlu, hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde, İşte şu kadar madalya kazandık. Hani nasıl ki yüzme bilmeyen kalmasında yalan rakamlar ve
kayıtlarla 5 milyon kişiye pandemi döneminde yüzme öğrettiğini iddia ediyordu ya. Bunun benzeri 19.600 küsür kişiye de madalya kazandığını uluslararası alanda söylüyor. İşte bunları yapabilmek için, bu fazladan rakamları oluşturabilmek için bunları yapıyor. Tokyo'ya fazladan 4 sporcu, 2'de 7, 6 sporcu ama daha önemlisi, daha çirkini bakanlıktan da 3 tane yönetici götürecek. Yani spor bakanlığı 3 tane fazladan yöneticinin Tokyo bileti için yaptı bu rezaleti. En çok kızdığım da benim bu. Tabii ki bu geliştirilebilir. Yani sporu, atletizmi daha yukarıda taşıyabiliriz. Geçmişte çok başarılı atletlerimiz de var. Fakat bunun gelişmesine müsaade etmiyorlar ki. Yani siz bir de gençliğe neyi örnek gösteriyorsunuz? Sahtekarlığı örnek gösteriyorsunuz.